Saffat 103-107. İkisi de bu şekilde teslim olduklarında onu tuttu, şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyayı doğruladın. İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir, kesin, çetin bir imtihandı. Ona büyük bir kurbanlık, fidye verdik. O zaman Cenab-ı Hak ne yaptı? İbrahim'e rüya yoluyla direkt vahyetti. Aynı zamanda da kime vahyetti? Yusuf'a vahyetti. Peygamberlere bu manada rüyayla vahyetti mi? Evet. Son peygamber Muhammed Mustafa'ya da vahyetti mi rüyada? Evet. Ebu Hureyre naklediyor. Buhari'de, Müslim'de. Diğer hadis imamları da almış ama bu lafızla ikisi almış. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümden birisidir. Müminin rüyası. Ben hadisleri teker teker alayım, sonra yorumlayalım. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud. Zaman yaklaşınca müminin rüyası neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen müminin rüyası peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Buhari'nin rivayetinde ilave var. İlavesi şu, peygamberlikten cüz olan şey yalan olamaz. Hadis-i şerif. Peygamberlikten cüz olan bir şey yalan olamaz. Yani müminin rüyası haktır. Bu manada da hadis-i şerife göre mümin de ne yapmış oldu? Vahiy almış oldu. Yine devam ediyoruz. Enes bin Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güzel rüya salih kişidendir. Bu da peygamberliğin 46 parçasından birisidir. Buhari, Müslim, İbn-i Mace, İbn-i Hibban, Muvatta. Demek ki Cenab-ı Hak bir kuluna vasıtasız vahyediyor. Peygamberlerine vasıtasız vahyettiği gibi mümin kimselerin de rüya üzerinden vahyediyor. Ve hadis-i şerifte diyor ki, o salih insanların görmüş olduğu rüyalar yalan olamaz. Mesela bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki, beni rüyada gören gerçekte de görür. Bakın bu hadis-i şerifi bir kenara yazın. Beni rüyada gören gerçekte de görür. Benim şeklime ve şemalime şeytan giremez. Beni rüyasında gören gerçekte görmüş gibidir. Bu da başka bir hadis-i şerif. Ama benim birinci söylediğim hadis-i şerif şu. Beni rüyada gören gerçekte de görür. Şimdi dervişlerin haline laf söyleyenler, dervişlerin, gerçek dervişlerin ama böyle kal dervişi değil. Böyle derviş olanın. Halde gördükleri gerçektir. O görüntülerin şekline, şemaline girmez ve hadis-i şerife göre bu Cenab-ı Hakk'ın vahyidir. Velilerle alakalı Yunus suresi 61 ve 62'deki o hem dünyada da hem ahirette de onlara müjdeler vardır. Ayet-i kerimesinin tefsiri olan dünyadaki müjdeyle alakalı onların gördükleri rüyalar ve onların göründüğü rüyalar olarak nitelendiriyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Cenab-ı Hak peygamberlerine son dönem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ümmetinin salih olanlarına. Demek ki
rüyada ne yapmış oldu? Vahyetmiş oldu.